uygulamalar. Oyun oynamamızı, video izlememizi, alışveriş yapıp sohbet etmemizi sağlıyor. Cep telefonumuzda uzun zaman harcamamızın nedeni onlar. Hatta şöyle önemli konular için endişeleniyoruz. Çiftliğimde daha fazla domuz olabilir miydi? Peki ya bu uygulamalar bizi gözetliyor? Söylediğimiz her şeyi dinliyor, her verimizi toplayıp hatta satıyorsa? Keşke şaka yapıyor olsaydım. Hepimiz verilerin toplandığını, takip edildiğini biliyoruz. Yazılımın ne olduğu, Android ya da iOS fark etmiyor. Pek çok uygulama kişisel verilerimize erişim sağlıyor. Bu bazen faydalı da olabilir ama kesinlikle mahremiyetimizin istilası anlamına geliyor. Kişisel verinizi kim satıyor ve satın alıyor? Verileriniz satılınca ne oluyor? Peki mahremiyet dostu uygulama var mı? Bir bakalım. <laughs> kişisel verinizi kim satıyor ve satın alıyor? Nerede olduğumuz, ne yediğimiz, ne izleyip satın aldığımız bunlar sadece bizim için önemli değil. Bankalar, sigorta şirketleri, ev sahipleri, özellikle ürün satan işletmeler kişisel verilerimize giderek daha fazla ilgi gösteriyor. Veri pazarlama şirketleri bunları dağıtıyor. Bunlara veri simsarları deniyor. Tıpkı her türlü veriyi toplayan Experian firması gibi verileri analiz edip paketliyor ve firmalara, reklamcılara satıyor. Peki ama bu nasıl mümkün oluyor? Google ve Apple'ın politikalarında kullanıcı verilerinin uygulamayı geliştirmek ya da reklam almak amacıyla üçüncü kişilere verilmesi ya da satılması yasaktır deniyor. Öyleyse elektronik sınırlar içerisinde gerçekleşen her şey incelenmeli değil mi? Aslında değil. Çünkü Facebook ve Google'ın işletme modeli reklam kaynaklı gelirlere dayalı. Bu iki firma kendi reklam ekosistemlerine sahip. Yani kullanıcılarının verilerinin paylaşılmaması rekabet avantajlarının korunmasını sağlar. Ancak küçük web siteleri, örneğin yerel etkinlik rehberi diyelim, verileri üçüncü kişilerle paylaşmak için mali dürtüye sahip ve para akışı şöyle görünüyor. Alıcı satıcıya kullanıcı verileri için sabit miktarda para ödüyor. İşte bir örnek. Aylık 1 milyon aktif kullanıcısı olan bir şirket var. Şimdi üçüncü kişiler ayda 1000 kullanıcı verisi için kişi başı 5 dolar ödüyor. 5000 dolar doğrudan satıcı firmanın cebine gidebiliyor. Ama iş şu noktada ilginçleşiyor. Kullanıcıların konum izlemeyi kabul etmesi gerekiyor. Bu olmadan firmaların sizi izlemesi mümkün değil. Ancak sorun şu ki çoğu uygulama kullanıcılara konum verilerini izlediğini bildiriyor ama hiçbir uygulama bunu üçüncü kişilerle paylaştığını bildirmiyor. Bir uygulamada konum erişimini kısıtlasanız bile bu konumunuzun bilinmesini engellemez. Araştırmacılar 2018'de çocuklar için yapılan uygulamalar dahil 581 Android uygulamasının Wi-Fi erişim noktalarını ve MAC adreslerini paylaştığını ortaya çıkardı. Bu arada uygulamaların nasıl veri topladığı hakkında daha fazla bilgi istiyorsanız takip konulu videomuzu izleyin. Ya burayı tıklayın ya da video açıklama kısmındaki linki bulun. Pazarlamacılar topladıkları verilerin anonim olduğunu söylüyor ama bir firma nerede yediğimizi, ne zaman yediğimizi ve ne kadar harcadığımızı biliyorsa buna hala anonim diyebilir misiniz? Verileriniz satılınca ne oluyor? Veri simsarları, verileri satın alınca veri madenciliği yoluyla profiller oluşturuyor. Geniş veri gruplarında çeşitli model ve trendleri arıyorlar. Pek çok veri yönetim grubu, mümkün olduğunca doğru sonuca ulaşmak için iki ya da daha fazla tekniği bir araya getiriyor. Kısaca açıklayalım. 1. Çağrışım. Bu en çok bilinen veri madenciliği tekniği. Ayrıca ilişki tekniği olarak da biliniyor. Çünkü iki farklı veri grubunun ilişkisini deşifre etmeye odaklanıyor. Örneğin veri simsarları her çikolata satın aldığımda dondurma da aldığımı tespit edebilir. Bu nedenle bir sonraki sefer çikolata satın aldığımda dondurma almak isteyeceğimi varsayabilirler. 2. Kümeleme. Farklı veri bilgileri tek bir kümede gruplandırılıyor. Eğer veri simsarları bizim veri grubumuzla ilgili kümeyi kullanırsa yavaş yavaş tek bir kullanıcı profiline erişir. Bu da hedefli şekilde ürün ya da hizmetleri sunmak için kullanılır. Bir örnek, cep telefonu firmaları hangi müşterilerin firmadan ayrılmaya meyilli olduğunu tahmin edebilir. Şu şekilde veriler topluyorlar. Müşteri hizmetlerini ne kadar sık arıyorsunuz? Hangi internet sitelerini ziyaret ediyorsunuz? Sonra bir olasılık skorunuz oluyor. Firmadan ayrılık riski taşıyorsanız sizi hedefleyen teklifler alıyorsunuz. Hiç mahremiyet dostu uygulama var mı? İşte bu kadar kolay. Aslında hiçbir ücretsiz hizmet ücretsiz değil verilerinizin toplanmasını istemiyorsanız yapabileceğiniz bazı şeyler var. VPN kullanabilirsiniz mesela. Ayrıca düzenli olarak internet belleğini ve çerezleri temizlemeyi de unutmayın. Ancak verilerinizi toplamayan bazı mahremiyet dostu uygulamalar da var. İşte günlük yaşamınızda güvenli olabilecek iki tanesi. 1. Wire. Facebook'un sahibi olduğu en popüler sohbet uygulaması WhatsApp'e karşı alternatifler milyar dolarlık bir imparatorlukla rekabet edebilmeli. Bu mümkün olmadığı için kullanıcıları WhatsApp'ten ayıran bir özellikle ikna etmek zorundalar. Veri koruma 2014 yılında piyasaya çıkan Wire'ın işletme modeli. Kurucularından ve CEO Alan Durich 2016'da nedenini şöyle açıklamıştı. Dijital mahremiyetimiz kötüye kullanılıyor. İhlaller olduğunda bunu takip edip başa çıkabilecek hiçbir yol mevcut değil. Piyasaya çıktığından beri Wire, Skype dahil köklü sohbet uygulamalarına güvenli bir alternatif olduğunu kanıtladı. Uygulama hem cep telefonu hem de bilgisayarda kullanılabiliyor ve kişisel kullanım ücretsiz. En iyi yanı hiç veri toplamıyor olması. Şimdi yapmam gereken tek şey arkadaşlarımı mesajlaşma uygulamasını değiştirmeye ikna etmek. 2. DuckDuckGo. DuckDuckGo hem uygulama hem de arama motoru olarak kullanılabiliyor. Yani onu Google Chrome, Firefox ve Safari gibi diğer tarayıcılarla da kullanabilirsiniz. Uygulama internette sizi takip etmek için çerezler kullanmıyor. Aslında hiçbir kişisel veri toplamıyor. Aramalarınızı kaydetmiyor ve IP adresinizi de otomatik olarak gizliyor. Bu gizli modda sörf imkanı sunan diğer rakip tarayıcılardan çok farklı. Ancak bu sadece bilgisayarınızın veri depolamasını önlüyor. İnternet siteleri ve veri simsarları gizli modda sörf yaparken sizi hala izleyebilirler. DuckDuckGo'nun dezavantajı ise yalnızca belirsiz aramalar yaparken fark edilmesi. Google topladığı tonlarca bilgiyle daha iyi performans gösterecektir. Simsarların verilerinizi satmasından endişeleniyor musunuz? Ne tür mahremiyet dostu alternatifler kullanıyorsunuz? Yorumlara yazın. Ele almamızı istediğiniz dijital bir konu varsa onu da bize bildirin. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.